Merhabalar, çok değerli ve kıymetli dinleyicilerimiz. Bugün arkadaşlardan gelen bir soruyu cevaplayacağız inşallah. EKPS sınavından sonra atanma sürecindeki kaygılarımız. Bu kaygılarımızı nasıl atlatabiliriz, nasıl yenebiliriz ve bu kaygıları nasıl minimum seviyeye getirebiliriz? İnşallah bunlardan bahsedeceğiz. EKPS'de zorlu bir sınav dönemine girdiniz, çok stresli zamanlardan geçtiniz ve sınavı aştınız. Ve bu sınav sonucunda belli bir puan aldınız. Bu puanlarla birlikte en büyük kaygımız ne? Atanır mıyım, atanamaz mıyım? Buradaki yapmamız gereken en büyük şey, biz elimizden geleni yaptık, Allah-u Teala'ya tevekkül ettik, sınavımıza girdik, bizim üzerimize düşen görevi tamamıyla yerine getirdik. Bundan sonra Allah'a tevekkül edip ona sığınıp hakkımızda hayırlısını istemek olacak. Atanıp atanmama noktasında da dünyanın sonu değil sonuçta. Atanamasak bile dünyanın sonu değil. Sonuçta yaşıyoruz, nefes alıyoruz, işte hayat devam ediyor. İlle memuriyet olmaz da başka özel sektörlerde de yerimizi bulabiliriz. Özel yerlerde de kendimizi geliştirebiliriz. Kendimizi geliştireceğimiz farklı alanlarda bulabiliriz. Çünkü nice insanlar var ki özel sektörde bile devlet dairesindeki çalışan atanmış bireyden daha yüksek maaş alıp daha iyi kariyer yapıp daha iyi seviyelere gelmiş o kadar çok arkadaşımız var ki bu örnekleri de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Hani kaygılanmak, endişelenmek yerine daha tevekkül edip teslim olup daha sağlam adımlarla hareket etmemiz gerekiyor. Bir diğer endişemiz ise puanım çok düşük, ne yaparım? Atanır mıyım, atanamaz mıyım? Bu düşük puan işte benim atanmama katkı sağlar mı, sağlamaz mı? En büyük kaygılarımızdan biri de bu. Puanımızın düşük olması bizim o anki şeyimizi belirlemiyor. Standardımızı belirlemiyor. Puanımız düşük olabilir ama tercihimizi düzgün yerlerde yaparsak, düzgün şekillerde yaparsak, yani tercih kısmında hata yapmazsak, puanımız düşük olsa bile bir başkasının tercih etmediği bir yere atanabilme şansımız, hakkımız var. O yüzden hani bu noktada da endişelenmeyeceğiz, kaygılanmayacağız. Çünkü kaygıya yer yok. Kaygı bize sıkıntı yapar, stres yapar, akıllı ve mantıklı bir şekilde düşünmemizi engeller. Bu şekilde de burada önemli olan işte düşük puan dahi alsak mantıklı doğru yerleri tercih etmek. Hangi şehirde hangi puanla nere atama yapmış, nere almış bunları takip etmemiz gerekiyor. İşte diğer bir sorumuza ben işte yerleşir miyim, yerleşemez miyim? İşte yerleşirsem nasıl bir ortama yerleşirim? Şimdi bu noktada da Allah Teala size nasip ettiyse, kaderinizde varsa, siz bunu yaşayacaksınız, görecekseniz zaten yerleşirsiniz. Gittiğiniz, atandığınız yerde de daha iyi yerlere, daha iyi seviyelere gelebilirsiniz. Ama siz burada teslimiyeti hiçbir zaman bırakmayacaksınız. Hani elinizden geleni yaptıktan sonra Allah'a tevekkül edip, yönümüzü Allah'a dönüp, o şekilde hareket edersek zaten bu kaygıları hayatımızda yer olmaz. Sakin olacağız, yani panik yapmayacağız, endişelenmeyeceğiz. Bir diğer size tavsiye edeceğim şey ise bu bekleme sürecinde, hani bu atanma sürecinde, puanlar açıklandıktan sonraki süreçte olumsuz haberlere kulaklarımızı tıkayacağız. Gerek sosyal medyada olsun, gerekse haberlerde olsun, o kadar çok olumsuz haberler yayılıyor ki, işte atama sayısı az olacak, işte atanamayacağız. Ya atanmamak dünyanın sonu değil ki. Hani öncelikle bunu bilmemiz lazım. Hani atanmamak dünyanın sonu değil. Biz sonuçta yaşıyoruz, devam ediyoruz, nefes alıp veriyoruz, hayat devam ediyor, yaşam devam ediyor. İşte olumsuz haberlere kulaklarımızı tıkamamız gerekiyor, duymamamız lazım. Hep olumlu düşünmemiz, olumlu hareket etmemiz, hep olumlamalar yapmamız lazım. Bize kendimizi iyi hissettirecek aktivitelerde bulunmamız lazım. O yüzden hiçbir zaman bizim hayatımızda ümitsizliğe yer yok. Ümitsizliği hiçbir zaman hayatımıza sokmayacağız. Biz yolumuza devam edeceğiz. Biz bu yola baş koyduk. Bu sene olmazsa seneye, seneye olmazsa öteki seneye. Nasibimiz ne zamansa o zamana kadar elimizden geleni yapıp, çalışıp, çabalayıp inşallah başaracağız. Daha iyi yayınlarda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın ve sağlıcakla kalın.